tüm güvenlik başlıklarındaki temel stratejimiz, toplumsal kaynaklarıyla birlikte terörizme karşı topyekün bir mücadeleyi kurumsallaştırmaktır. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Son 90 günde terör örgütlerine yönelik İHA'larımız, SİHA'larımız ve İKU'larımız 15.640 saat uçuş gerçekleştirdiler. Toplam 43.490 operasyon düzenledik. Bu operasyonlarda 40'ı teslim, 27'si ölü, 187'si sağ, 4'ü yaralı, 258 terörist etkisiz hale getirildi. Terörle mücadeleye ilişkin bilgi veren Bakan Yerlikaya, 3 ayda 44 terör saldırısının engellendiğini açıkladı. Bu dönemde 37'si bombalı eylem olmak üzere 44 eylem hamdolsun önlendi. Teröre katılım sayıları yok denecek kadar azalırken Diyarbakır annelerinin feryatları 5. yılına girdi. Son 90 gündeki evlat nöbetlerinde 4 bölücü terör örgütü mensubu daha teslim oldu ve ailesine kavuşanların sayısı böylelikle 45'ti. Dün gece bir katılım daha oldu, arkadaşlarımız düzelttiler, 46'ya ulaştı. Organize suç örgütleriyle mücadeleye de değinen Bakan Yerlikaya, 92 operasyonda gözaltına alınan 1762 şüpheliden 430'unun tutuklandığını, 203 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini kaydetti. Ali Yerlikaya, ülkemizi dünyanın en güvenli ülkesi yapacağız ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, geçici koruma statüsüyle ülkede bulunan göçmen sayısının da 4.797.593 olduğunu söyledi. Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 3.293.934. İkamet izni ile kalanlar 1.213.143. Uluslararası koruma kapsamında kalanlar 290.516 olmak üzere. Ülkemizde toplam 4.797.593 düzenli göçmen bulunuyor.